Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu sirke yapımından daha çok sirke yapımı sırasında karşılaştığımız sorunlara çözüm bulmak. Sirke çok önemli bir çeşni kaynağımız. Ancak çok önemli de bir şifa kaynağımız. Yazılı kaynaklara göre M.Ö. 3000'li yıllarda yani 5000 sene önce bulunan şaraptan sonra muhtemelen bir şarap şişesinin ağzına çıkalmasıyla sirkeleşme oluşunca bu çok önemli şifa kaynağımız sanın hizmetine sunulmuş. Çok ki tarihlerde kadim dünya tarihinde çok önemli diyebileceğimiz medeniyetler sirke yaptığına dair önemli yazılı kaynaklara ulaşabiliyoruz. Sümerliler, Hititler, İranlılar, eski Yunan, M.Ö. 3000 senesine ait bulunan küplerin içerisinde sirke nematotları bulunmuştur. Ve sirke nematotları sadece sirkenin içerisinde gelişebildikleri için biz anlayabiliyoruz ki 5000 sene önce Mısırlılar sirke yapmış. Tahminimce Türkler tarafından bulunan sirke Anadolu insanı tarafından çok fazla rağbet görmüş ve çok fazla kullanılan bir besin maddesi değildir. Maalesef çok derin bir sirke kültürümüz yok. Son dönemlere kadar üzümden yapılan sirkeleri kullanırken ufak tefek çoban ateşleriyle beraber farklı sirke yapımlarına yöneldiklerini görmeye başlıyoruz. Evinizde binlerce sirke yapabilirsiniz. Yüzlerce hastalığınıza şifa kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Sirke sadece sirke değildir. Sirke yapımı bir sanattır, sirke yapımı bir bilimdir. Düşünsenize, evinize kurduğunuz sirkenin içerisinde önce alkol bakterilerine alkol ürettiriyorsunuz. Daha sonra bu alkolü yiyen asitik asit bakterilerinde sirke üretiyorsunuz. Ayrıca bunu şifa kaynağı olarak birçok hastalığa karşı kullanarak halk hekimliği yapıyorsunuz. Binlerce sirke yapmanız mümkün. Hatta bazen isimlerini versek, bundan da sirke olur mu diyeceğinize inanıyorum. Hatta bitkilerle, çiçeklerle ilgili sirke yapımlarını anlatsak çok keyifli izleyeceğinize eminim. Sorulara baktığımız zaman sirke yapımı ile ilgili sorunları yapım aşaması sırasında bazı adımları doğru atmamakta olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelsin sorularımız, bitsin sorunlarımız. Bir kısmı hariç hepsinden sirke olur. Ancak birbirleriyle olan etkileşimleri çok iyi bilmeniz lazım. Bazı sirkeler zehir etkisi yaratabilecek bazı maddeler üretirler. Bunları yapmak konusunda biraz dikkatli olun. Özellikle çiçeklerle ilgili sirkelerde çok dikkatli davranmanız lazım. İçeriklerini çok iyi bilmeniz lazım. Sirke başlı başına bir şifa kaynağıdır. En faydalı sirke diyebileceğimiz bir sirke yok. Kanser hücrelerine saldıran bir takım sirke yapımları dışında, belki bunları en üstte yazabiliriz ama bunun dışındaki bütün sirkeler şifa kaynağı olduğu için şu sirke en faydalıdır, bu sirke faydasızdır diyebileceğimiz hiçbir sirke yok. Meyvelerin içerikleri sirkeye geçtiği için meyvelerin içindeki insan vücudu için gerekli olan vitaminler, amino asitler de sirkeye geçecektir. Organik yağlar da sirkeye geçecektir. Tanenler de sirkeye geçecektir. Bu şekilde biz bu sirkeyi kullandığımız zaman bu etkin maddeleri de vücudumuza alırız. Doğallık görecelidir. Diyelim ki bir meyve ağacınız var ve bu meyve ağacında ilaç kullanıyorsunuz. Şimdi biz buna nasıl doğal diyebileceğiz? Bazen pazardan aldığımız meyveler bile kendi yetiştirdiğiniz meyvelerden, sebzelerden çok daha doğal olabilir. Şifa kaynağı olarak kullanmayı düşündüğümüz için içerisindeki materyallerin de en sağlıklısını, en güzelini, en doğalını bulmamız gerekir. Sirke yaparken bizim en büyük yardımcılarımızdan biri sirke bakterileri. Sirke bakterileri doğada her yerde bulunabilir. Meyve nerede varsa orada sirke bakterisi var. Sebze nerede varsa orada sirke bakterisi var. Alkol bakterilerin işini yapmasını bekler. Bu nedenle evet hijyenik bir ortam sağlanması için meyve, sebze veya çiçeklerimizi yıkamalıyız. Ancak yıkama esnasında ortamdan uzaklaşan sirke bakterilerinin tekrar oluşması için yıkadıktan sonra en az 12 ile 14 saat sonra sirke kurumasına başlamalıyız. Ancak bıraktığınız ortam soğuk olmamalı. Yıkadıktan sonra buzdolabı gibi soğuk bir ortamda meyvelerinizi bekletmeyin. Mümkün olduğunca küçük parçalara ayırmak gerekir. Yüzey alanlarını genişleterek içindeki etkin şekerin içerideki sıvıya çok daha hızlı bir şekilde karışması için mümkün olduğunca küçük doğramalıyız. Tabii küçük doğramak derken yani püre haline getirmek için de çok büyük uğraşlar vermeyin. Yani doğrayabildiğiniz kadar küçük doğrayın. Sirkeleşme konusunda çok daha rahat edersiniz.
meyve sebze veya tahılları sirke yaparken olduğunca bıçakla doğramaya çalışın. Veya elle parçalama yolu tercih edin. Mikser, rondo, robot gibi hızlı çalışan araçlarda ısınmadan dolayı meyvenin içeriği bozulabilir. Ya da ısınma sağlanmadan çok düşük. Yani şöyle dokunarak ufak tefek şeylerle parçalama şansınız olabilir. Meyvelerin sap yapraklarını koymak doğru olmaz. Bazı yapraklarda insan sağlığı için etkili güzel maddeler vardır. Bunları kullanmak, sirkemize geçirmek için konulabilir. Ancak bazı yapraklarda da böcekleri öldürecek zehirli madde üretilir. Bunlar insan sağlığına sorun çıkartacağı için bunları mümkün olduğunca koymamak gerekir. Çekirdeklerde siyanür bulunduğu için konulmaması tavsiye edilir. Ancak çok da sorun oluşturacak kadar bir siyanür yoktur içerisinde. İster koyarsınız, ister koymazsınız. Ama mutlaka ve mutlaka kabuklarını sirkenin içerisine koymak zorundasınız. Meyve sularından da sirke yapmanız mümkün. Ancak meyvenin kendisini katın. Çünkü meyvenin kabuğunda sirke bakterileri vardır ve bizim sirkeleşme reaksiyonunda, fermantasyonunda biz bunlara ihtiyacımız olduğu için kendini kullanmamız çok daha iyidir. Ancak meyve sularından da sirke yapma şansınız var ama meyvenin kendisini kullanmak her zaman çok daha iyidir. Evet, sirke kuracağınız su, suyun kalitesi çok önemli. Özellikle klordan arındırılmış kaynak suyu olabilirse çok daha iyi olur. Çeşmeden aldığınız suyla bırakın sirke kurmayı, ne turşu kurun, ne bitkisel gübre yapın, ne de alkol fermentasyonuyla alkol üretimi yapın. Çünkü klor bizim işimize gelecek yararlı bakterilerin gelişmesini engeller. Mümkünse çok yüksek pH'lerine sahip olmaması da gerekir. Paketli sularda alındığında kaynaklarına göre pH ortalamaları genelde değişir. Ancak bu 3 aşağı 5 yukarı 7-7,5 bazılarına çok çok nadir olmakla beraber 8 civarında pH'e sahip. Olabiliyorsa pH 7 civarındaki sularla sirke yapmaya çalış. 8 ve üzerindeki sularda kuracağınız sirkeler ortamın asitliğini dengelemek için müdahale etmeniz gereken su dereceleri. Bu arada suyu kaynatarak içerisindeki klordan kurtulamaz. Belli oranda klor uçacaktır ancak suyun içerisindeki kloramin ve florür hala mevcutiyetini koruyacak. Ancak klorlu su konusunda çok dikkat etmeniz gereken bazı sirkeler olabilir. İçerinde folik asit yüksek olan meyveler klorla negatif etkileşime girer ve kanserojen maddeler üretir. Bunun en büyük örneği zeytin yaprağı sirkesinde görebiliriz. Folik asit yüksek olan zeytin yaprağı klorlu suyla sirke kurmaya çalışırsak suyun içindeki klor zeytin yaprağı içindeki folik asitte negatif reaksiyona girer ve kanserojen olan THM ve MX üretilmesine neden olur. Şimdi buna ters köşe bir cevap vermek gerekir aslında yani. Şeker olmadan sirke olmaz. Ancak kullanacağız materyallerdeki şeker oranı da çok önemli değil. Şöyle ki, diyelim herhangi bir şeyden sirke yapmayı planlıyorsunuz ve bu sirke çok şifalı bir ürün olarak ortaya çıkacak ama bu kullanacağınız materyalin şeker oranı düşük. Sirke yapmanız için engel değil. Sirkeyi meyveler yapmıyor. Meyveler, sebzeler veya çiçeklerin içeriğindeki insan vücudu için gerekli vitamin, amino asit, organik yağlar barındırıyor ve biz bu içeriği sıvıya geçiriyoruz. Sirkeyi ortamdaki şekeri yiyen alkol ve sirke bakterileri yapıyor. Ortamda onların çalışabileceği şekeri sağlarsak mutlu bir şekilde çalışırlar ve bizim sirke dediğimiz ürünü ortaya çıkar. Daha önceki soruda cevaplamaya çalıştığımız gibi sirke yapan bakteriler. Biz içine koyduğumuz herhangi bir şeyin içeriğini sıvıya geçiriyoruz. Bu nedenle ortama şeker ilavesi yaparsak herhangi bir ağaçtan sirke bile yapabilirsiniz. Burada ilk adım yani alkol fermantasyonu için gerekli olan şekeri ortama sağlamanız gerekir. Bunun için şeker içeriği yüksek herhangi bir materyale koyabilirsiniz. Bu yaygın olarak kullanılan bal veya pekmezdir. Ayrıca şeker oranı yüksek meyveler de kullanabilirsiniz. Mesela hurma gibi, mesela üzüm kuruları gibi, siyahtı, sultani üzümlü. Bu tarz meyveleri koyabilirsiniz. Ancak şunu gözden kaçırmayın. Sirke kurduğunuzda hızlı bir şekilde alkol bakterilerini beslemezseniz kef oluşumundan dolayı sorun yaşarsınız. Birazdan bu konudaki sorulara da cevap vermeye çalışacağım.
fermentasyon üründür. Bu işlemi yaparken kullanmak istediğimiz bakteriler dışında bir oluşum istemeyiz. Bu nedenle hijyeni abartmadan önem vermeliyiz. Şöyle ki, hijyen demek bütün bakteri, virüs ve mantarları ortamdan uzaklaştırmak demektir. Ancak bizim işimize yarayacak yararlı bakterilerle uzaklaştırmış olursunuz. Sirke kurulumu sırasında kullanacağınız kapları önce sirkeli suyla temizleyip devamında sıcak suyla yıkamak yeterli olacaktır. Sirke kuracağınız kapları deterjanla temizlemeyin. Hatta sirkenin dışında mesela şalgam suyu, turşu, alkol üretimi yapacağınız kapları da deterjanla yıkamayın. Hatta mümkünse deterjanı hayatınızdan çıkartmaya çalışın. Cam kullanımınızı tavsiye ederim. Bununla birlikte gıdaya uygun plastik kaplarda çok mecbur kalmıyorsa kullanılabilir. Ama çok da tavsiye etmem. Ama dediğim gibi en çok tavsiye edeceğim cam ürünleridir, seramik ürünleridir, küplerdir, tahta fıçılardır. Bu tarz şeylerle mümkün olduğunca sirke kurumaya çalışın. Plastikten uzak durmaya çalışın. Sanayide kullanılan asitik asit saf olmasına rağmen böyle plastik kapların içerisinde muhafaza edilir. Tabii sağlıklı mıdır, değil midir? O konuları artık tercihler sizin. Çok mecbur değilseniz, çok mecbur kalmıyorsanız mümkün olduğunca plastikten uzak durun. Cam kavanozlar kullanın. Yani elimizde cam kavanozlar var. Bu cam kavanozlardan kullanın. Bekleme yıllandırmak istiyorsanız yine bu tarz cam kavanozlar kullanma şansınız var. İsterseniz toprak kaplarda, isterseniz seramik kaplarda yıllandırın. İsterseniz meşe kütüklerinde, kayın kütüklerinde kullanın, yıllandırın. Ama yani mümkün olunca plastik kullanmamakta fayda var. Ama çok çok da öyle denildiği gibi bir durum olmadığında aklınızın bir köşesinde bence bulundur. Evet, önemli. Sirke fermentasyonu sağlayan bakteriler canlı organizmalardır ve belli sıcaklık değerlerinde çalışır. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda rahatça çalışamaz. Mümkünse oda sıcaklığında, karanlık ve sessiz bir ortamda bekletilebilirse çok iyi olur. Bakteriler karanlık ve sessiz ortamları çok severler. Balkonda bekletilen sirke kavanozları kışın soğuktan, yazın sıcaktan etkileneceği için rahat çalışabilecekleri bir ortam bulamazlar. Ayrıca oksijen alabileceği bir ortam da olmalı. Yani mümkünse kavanozun üzerine bariyer oluşturabilecek yerlerden uzak tutun. Ferah bir yerde bekletin. Kapalı bir dolapta bekletmeyin. Oksijeni iyi alamayan bir sirkede aseton kokusu oluşmaya başlar. Bu asetobakteriler devreye girdiğini gösterir. Asetobakteriler etanolü karbondioksite oksitler. Bu da aseton kokusu oluşmasına neden olur. Ya bu gibi durumlarda hemen oksijeni rahat alabileceği başka bir yere taşırsanız bu bir gün sonra falan aseton kokusunun kaybolduğunu görebilirsiniz. Evet, etkileşim yaparlar. Bazen iyi bir sinerji ortaya çıkar. Bazen de doğru bir kompozisyon çıkmaz ortaya. Bu nedenle kullandığınız materyallerin içeriklerini iyi bilmeye çalışın. Başka bir etken maddeyle etkileşim yaptığı zaman ortaya çıkaracaklarını iyi öğrenin. Az önce su konusuna değindiğimiz gibi kanserojen madde üretme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada farklı bir bakış açısıyla soruyu cevaplayalım. Sirkemizi kaliteli sirke diyebileceğimiz ürüne dönüştürebilmek için içeriğinin yüksek olmasını isteriz. Bu yüksek orandaki içerik içinde kullanacağımız meyve veya sebzelerin oranları fazla olmalı. Bununla birlikte sirke fermentasyonu için ilave şeker katarak düşük oranda meyve ve sebze de sirke yapabiliriz. Sirke yapmak başka bir iş. Kaliteli şifa kaynağı diyebileceğiniz sirke yapabilmek farklı bir iştir. Hastalıklara karşı koruyucu bir sirke yapmayı planlıyorsak, kavanozumuzun yarısından fazla, hatta belki 1/4'ünü meyveyle doldurmak gerekir. Çünkü kullandığınız meyve ve sebzeler sirkeleşme işlemi sırasında içeriklerin tamamını suya geçirmez. Suda eriyen B grubu ve C vitaminlerinin tamamı sirkenin içeriğinde olabilir. Ancak yağda çözünen vitaminlerin büyük bir kısmı posada kalacaktır. Ayrıca posada suda çözünmeyen ancak ilerleyen süreçte asitik asit oluşumuyla çözünmeye başlayacak olan içerikler de yeterli oranda çözünmeyebilir. Bu nedenle oranlarınızı kavanozun yarısından biraz daha fazla katı madde ilave
gitmek olmalı. İşte sirke tarifleri sırasında en çok kavganın çıktığı durum bu. Aynı turşuya limon mu konur, sirke mi konur tartışması gibi uzun sürece devam eden ve etmeye devam edecek bir kavgadır. İki taraf da yeterli, mantıklı cevap vermediği için bu kavga sürüp gidecek. Tuz konulmasına karşı olanlar tuz bakterileri öldürür gibi yani boş bir iddiayla ortaya çıkıyor. Yani bazı tarif verenler tuz konulmasının zararlı bakterileri öldürür gibi ucu açık ifadeler kullanıyorlar. Birincisi, tuz bakterileri öldürmez. Öldürseydi okyanuslarda bakteri olmaz. Zararlı bakterileri öldürmesi konusunda da tuzun antimikrobiyal özelliğini kazanması için ortamda %10 oranının üzerine çıkması gerekir. %8 tuz oranına sahip salamuralarda, %5 civarında tuz oranına sahip turşularda bile zararlı bakteri oluşumu olmaktadır. Bu nedenle 1 litre suya koyacağınız 1 kaşık tuz zararlı bakterileri öldürmez. Bir de tuz koymazsanız şarap olur iddiası var ki tamamen yanlış bir iddiadır, ifadedir. Sirke fermentasyonu açık fermentasyon, şarap fermentasyonu kapalı fermentasyondur. Sirke kuruyordum, şarap oldu diyorsanız mucizeyi başarmış demeksiniz. Şimdi gelelim tuz konur mu, konursa hangi şartlar altında konulabilir konusuna. Sirke fermentasyonunu oluşturan bakteriler asitik ortamda yaşar. Bazik ortama doğru gittikçe yaşam şansları zayıflar. Çok güçlü bakteriler hayatta kalabilir. Bu bileşimize gelmez. Genelde sirkeyi kurduğumuz anda ortamın pH değerini bilmiyoruz. Çünkü ölçüm yapmıyoruz. Şu ülkeyi unutmayın. Ölçmediğin hiçbir şeyi kontrol edemezsin. Şimdi siz ortamın pH değerini bilmiyorsunuz. Tesadüfe doğru yelken açmaya başladınız. Her meyvenin kendine göre asitik değeri var. Hatta bazen meyvelerin cinslerine göre asitik değerleri de farklılık gösteriyor. Kullandığınız suyun pH değerini de bilmiyorsunuz. Şimdi diyelim ki elimizde bir meyve var. Belli oranda asit değerlerine sahip. Yine sirke kurulumunda kullanacağınız suyumuz var. Şişenin üzerinde 7,5 yazıyor. İkisini karıştırınca ortamda pH kaç olacak? Ölçmeden bilmeniz mümkün değil. Ya suyumuz köyümüzün kaynağından aldığımız suysa ve 8,5 pH değerine sahipse sirke kurduğunuz ortam bakterilerin çalışması için uygun ortamı sağlayacak mı? İşte bu soruların cevaplarını bilmeden tuz koyun veya koymayın demek çok da doğru olmaz. Bir yerde yüksek pH oranına sahip su vardır ve tuza ihtiyaç vardır. Bir yerde nispeten düşük pH değerlerine sahip su kullanılmıştır ve tuza ihtiyaç yoktur. Bu biraz deneyimlemeyle veya en güzel ölçerek doğru yolu bulmaya çalışabilirsiniz. Yani tuz koyma işlemi cevabın başında olduğu gibi bakteri öldürmeye veya şarap olmasın diye konulmaz. Yine karşı tarafın iddialarına dahi olduğu gibi tuz bakterileri öldürmez. Sirke yapacak bakteri ortamda çalışamaz demek de doğru değildir. Yani uzun lafın kısası ihtiyacınız varsa koyacaksınız, ihtiyacınız yoksa koymayacaksınız. Ancak bu ihtiyacınızı nasıl bilebilirsiniz? Sadece ölçümle bilebilirsiniz. Ölçmüyorsanız tamamen deneyimlerinize göre hareket etmek zorundasınız. Elinizdeki meyvenin pH değerini çok net bilemeyebilirsiniz. Ancak belki kullandığınız suyun pH değerini biliyorsunuzdur. Bunun ikisinin ortalaması yani organik kimyada böyle bir şey yok ama yani biz hadi ikiye toplayalım, ikiye bölelim. Ortalaması en aşağı yani 5'in altına, 4 civarlarına falan iniyorsa bir kere sirke oluşumu için başlayacak olan bakterilere yani alkol bakterileri için iyi bir ortam sağlamış olursunuz. Tuz bu nedenle konulur. Gerek yoksa konulmaz. Çünkü suyun yani mevcut sirke koyduğumuz suyun ortamdaki pH'ini daha da aşağı çekersiniz. Bu sefer tersine tekrardan o yüksek pH'te çalışmayan bakteriler düşük pH'te de çalışmayacaktır. Aynı sıkıntı yaşayacaksınız. Bu nedenle tuz konur mu, konmaz mı, koyulur diyenlerle dalga geçmeyin. Çünkü kendinizde bir gün belki dalga geçecek pozisyona gelebilirsiniz. Onun için biraz mantıklı, biraz insanların kendi deneyimlerine göre hareket edip bakın. Yani çünkü dediğim gibi
İhtiyacınız varsa koyacaksınız, ihtiyacınız yoksa koymayacaksınız. Ama böyle efsanelerle işte tuz şarap olmasın diye konur gibi bir cevabın arkasına da sığınmayın. Nohuttan maya mı olur? Nohut bir maya değildir. Sirkeye maya diye tabir edeceğiniz sirke anasında, bu da maya değildir ama öyle tabiri kullanabiliriz. Sirke anasından başka maya diye tanımlayabileceğiniz hiçbir şey konulmaz. Nohut bir yoğurt yapılırken de maya niyetine kullanılmaz. Hele kozalak, hele yok çiğ, hele işte başka şeyler, pirinçmiş, efendime söyleyeyim darıymış, bu tarz şeyler maya statüsünde değillerdir. Üzerindeki tesadüfi mayaları ortama katarak belki mayalama işlemini yaparlar ki asıl işlem sütün içerisine bu tarz nohutlu, kozalaktı, efendime söyleyeyim pirinçli, başka darıydı, bu tarz şeyleri koyarak sütün bozulması için, yani içerisindeki bakterilerin kendisini korumaya çalışıp, yani yabancı bir maddenin ortama girdiği için kendini korumaya başlamasından dolayı bir pıhtılaşma süreci. Bununla beraber üzerindeki tesadüfi, olabilir olmayabilir, tesadüfi maya bakterileri, yani yoğurt mayalayacak bakteriler var ise bunların bir kısmı ve şeyin, sütün kendi kimyasal bozulmasıyla beraber ortaya çıkarabilecek katı bir şey yoğurt denmez. Yani bu da sirkeyle ilgili bir videoda yani bir şey konu oldu ama neyse affınıza sığınarak tekrar söylüyorum. Sirkeye, nohut veya buna benzer hiçbir şey maya niyetiyle konulmaz. Sirke fermantasyonu açık fermantasyondur. Bu nedenle ağzını bu şekilde bir tülle kaplayıp lastikle bağlarsanız karıştırma sırasında rahatlıkla açıp kapatabilme şansınız olur. Önemli olan burada sinekler içeriye girmesin. Ancak ağzı açık olacak. Fakat şöyle bir durum var. Sirke fermantasyonu iki aşamalı bir fermantasyon. Önce alkol fermantasyonuyla başlıyor. Alkol üretimi yapıldıktan sonra bu alkolleri yiyen asitik asit bakterileri geliyor. Asitik asit bakterilerini yerken yan ürün olarak da asitik asit üretiyor. Sirke içeriklerinden biri olan asitik asit üretimi için sirke bakterilerini kullanıyoruz. Ancak alkol bakterileri de önce bize bir alkol üretmesi lazım. Fakat alkol bakterileri kapalı fermentasyonda gelişen bakteriler. Şimdi öyle bir riskli bir pozisyonumuz var ki ağzı açık bir fermentasyonda alkol üretmeye çalışıyoruz. Kapalı fermentasyonda yapılması gereken alkol üretimini açık fermentasyonda, açık ağızda yapmaya çalışıyoruz. Yani oksijenli bir ortamla yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada meyvelerin genelde üzerine kapaması aşağıda alkol bakterileri için biraz ortam sağlıyor. Ancak ilk kurulum sırasında şunu yapabiliriz. Sirkemizi hazırladık, kurduk. Ağzını kapatabiliriz sıkıca bir kapakla. Ağzını sıkıca böyle bir kapatırız. Bunu bir gün, 24 saat bekletebiliriz. İyi takip edebilirim diyorsanız, bunu 3 güne kadar çıkartma şansınız olabilir. Arada kavanozu şöyle bir sallarsanız, bir de kontrol ederseniz sürekli, bir sorun var mı yok mu diye, çok iyi olur. Şimdi burada biz ne yapmaya çalıştık? Burada biz kapalı fermantasyonu başlatıp start vermek için, bir kapalı bir ortam yaratmaya çalıştık. Yani alkol bakterilerin rahat çalışabilmesi için oksijensiz bir ortam yaratmaya çalıştık. Yani bunu bir günde belki sağlayamazsın ama en azından bir hareketlenmeleri, bir start almaları için iyi bir zaman sağlayabilirsin. Yani bu 3 gün içerisinde çok daha güzel bir ortam sağlama şansınız olabilir. Yani tekrar alacak olursak, sirkemizi kurduktan sonra ağzını kapadık, 1 günle 3 gün arasında bıraktık. Sirkemizi salladık, yani salladık derken karışımı içerisinde üzerinde başka bakterilerin oluşmamasını istedik. Salladık, 3 gün sonra ağzını açtık, tekrardan tül ve lastikle bağladık. Bu şekilde ne yapmış olduk? Birincisi
kapalı fermentasyon için gerekli olan alkol bakterilerine çalışma fırsatı tanıdık. Bu şekilde çok olmasa bile en azından bize bir kısım alkol üretmiş olmaya başladılar. Start aldı. Bu alkolü bulan sirke bakterileri de bunlarla beraber hızlıca çalışmaya başlayıp süreci bize hızlandıracaklar. Yani açık fermentasyona başlayıp da tesadüfi olarak alkol üretmelerini ve alkolden sonra sirke bakterilerinin devreye gelerek sirke üretmesini hızlandırmaya çalıştık. Her ne kadar alkol bakterileri çalışması için ortam yeterli şekeri yakalasa da birçok nedenden dolayı ölmeye başlayacaktır. Ekonomik ömrünü tüketecektir. Onda nihayet bir canlıdır. Bunu unutmayın. Mikroorganizmaların hepsi canlıdır. Onlar bize bir şeyler üretmek için yaşıyorlar ve ölüyorlar. Aslında bize bir şey üretmiyorlar. Bir yan ürün üretiyorlar. Fakat bu ürettikleri yan ürünler, yaşama sırasındaki yan ürünler bizim işimize yarıyor. Alkol oluyor, şarap oluyor, sirke oluyor, turşu oluyor. Birçok fermentasyon ürünlerini bu şekilde bize sağlıyorlar. Şimdi yeterli şekeri bulabilirler. Ancak farklı nedenlerden dolayı hızlı artış olabilir veyahut da az şeker olabilir, beslenme konusunda sıkıntı yaşamış olabilirler. Bu nedenle bunlar ölmeye başlarlar zaman içerisinde. Öldükçe suyun üzerine, ölü bakteriler suyun üzerinde birikmeye başlar. Bu birikme bir müddet sonra bize bir beyazlık olarak gözümüzde görebileceğimiz bir ortama dönmeye başlar. İşte bunun adı keftir. Küfle karıştırmayın. Kef, ölü alkol bakterilerinin suyun üzerinde, ortamın üzerinde, sirkenin üzerinde, artık ne yapıyorsanız yapın, alkol bakterisiyle olan bir herhangi bir işlemde, zeytin yaparken de, üzerinde bir film tabakası olarak bunlar ölü bakteriler toparlanmaya başlar. Bunun adı keftir. Bu zararlı bir şey değildir. Küf başka bir şeydir. Birazdan onu da anlatmaya çalışacağız. Şimdi bunu nasıl önleyebiliriz? Ölen bakteriler suyun üzerinde sürekli toplandıkları için biz başlangıçta sabah akşam belki günde 3 kere olabilecek bazı sirkeler de vardır. Onlar şey ama genelde sirkeleri 1. 2. 3. gün sabah akşam ondan sonra günde bir sonra gün aşırı karıştırırsak bu kef oluşumunun önüne geçmiş oluruz. Yani kef oluşumunun önüne geçmiyoruz aslında. Ölü bakteriler ölmeye devam edecekler. Suyun üzerine çıkmaya başlayacaklar. Biz sadece başka mikroorganizmaların besin kaynağı olarak burada gelişmesini önlemek için tekrardan bunları suyun içerisine karıştırıyoruz. Bu nedenle keften çok korkmayın. Kefi bırakmaktan korkun. Kef, ortamda çalışan alkol bakterilerinin ölmeye başlamasıyla suyun üzerinde toplanarak bir tabak oluşması, bir film oluşturmasına denir. Bu zararlı değildir. Ancak nereye kadar zararlı değildir? Kef, bırakırsanız, unutursanız karıştırmayı, sirkenizi, bir müddet sonra burada bir tabak oluşacak, bir zar oluşacak, bir film oluşacak. Bu filmin içerisinde ölü bakteriler var, ölü alkol bakterileri var. Şimdi bu ölü alkol bakterilerini kendine besin olarak kullanan ağırlıklı olarak küf burada gelişmek için bir ortam bulacaklar ve gelişecekler doğal olarak. Bu doğanın dengesidir. Bir yerde ölü bakteri varsa bunun ortamdan uzaklaştırması gerekir. Bunların işi ölü olan bakterileri ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Siz kefi suyun içerisine sürekli karıştırırsanız küf sizin bu sirkenize de işi olmayacaktır. Ancak siz bunu karıştırmazsanız kef birikmesinden sonra zaman içerisinde ve mutlaka küf dereleri burada gelişmeye başlayacak ve sirkemizi bozabilecek bir durum oluşacak. Şimdi küflerin hepsi zehirli değildir. Hepsi insana zararlı değildir. Ancak tesadüfi olarak geliştirdiğimiz bir sirke işlemi sırasında hangi bakterilerin gelip de burada yaşama şansı bulduğunu, etkin olduğunu, ortama hakim olduğunu bilebilme şansımız olmayabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca küflü olan sirkeleri kullanmamanızda fayda var. Ancak dediğim gibi bu 100 tane küf
çeşidi varsa bunların 3 tanesi, 4 tanesi zararlı küflerdir. Diğerleri çok zararlı değildir. Hatta aralarında bizim için çok faydalı olan küfler de vardır. Ancak dediğimiz gibi buradaki oluşumun hangi mikroorganizmalar tarafından hakim olduğunu bilmediğimiz için tedirgin bir şekilde buna yaklaşabiliriz. Veyahut da riske girmeyi seviyorsanız karıştırın içerisine, hiçbir şey de olmayacaktır. Bir müddet sonra tekrardan küf oluşmaya çalışacaktır. Bunu karıştırarak devam ederiz. Ama çok tavsiye etmem, çünkü dediğim gibi mikroorganizmalar tehlikeli canlılardır aslında. Hem çok faydaları vardır hem de tehlikeli canlılardır, ama çok az bir kısmı tehlikelidir. Bu tehlikeli olanların mı burada gelişip gelişmediğini çok bilme şansımız yok. Hatta bu tehlikeli olan küfleri koklamak bile büyük bir sıkıntıdır. Sizi burnunuzdan vücudunuza girebilirler, vücudunuzda üreme şansı bulabilirler. Bu nedenle dediğim gibi küflü bir sirkeyi veya bunun gibi turşuyu yemekten imtina edin. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. En güzeli, sirkenize biraz ilgi gösterin. Sirkeyi bir kenara koymakla sirke olmaz. Sirkeye biraz ilgi göstermeniz gerekir. Ara sıra karıştırırsanız zaten bu kef oluşumunun önüne geçtiğiniz zaman küf, otomatikman küf oluşumunun da önüne geçeceksiniz. Salata kaşık bakteri barındırma konusunda çok sıkıntılı bir metal olduğu için çok kullanmanızı tavsiye etmem. Bununla birlikte metal kaşık kullanalım mı, kullanmayalım mı tartışmaları da var. Şimdi metalin şöyle bir sıkıntısı var. Asetik asit veyahut da diğer asitler metali aşındırırlar. Ancak bu aşındırmayı çok uzun süreç içerisinde tamamlayacaklardır. Yani içerisine sirkemizi karıştırmak için kaşığımızı soktuk, bir iki şöyle çevirdik, çıkardık. Yani bu süreç içerisinde asitik asit, zaten çok yoğun bir asitik asitimiz yok. Saf asitik asit de değil bu. Saf olsa dahi karıştırmanız o anlık süreç içerisinde, şöyle 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye içerisinde bu kaşığı eritip de içerisine zararlı maddeleri alma şansı yok. Tahta kaşık sıkıntılıdır. Yani bakteri üremesi çok daha rahat olacağı için suyun içerisine sokar sokmaz üzerindeki bakteriler hemen buraya aşılanırlar. Onun için mümkün olunca tahta kaşık kullanmayın. Plastik kaşık da kullanabilirsiniz. Metal kaşık da kullanabilirsiniz. Yani çok çok öyle abartıldığı gibi bir durum yok. Sadece sirkeyi metal bir kapta bekletmeyin uzun bir süre. Mycoderma asetit. Yani bilinen diğer adıyla sirke anası. Sirke anası meyvelerin içinde çözündüğü zaman, sirkenin içerisinde çözündükçe ortaya çıkan selüloz ve ortamdaki bakterilerin oluşturduğu bir yapıdır. Yani yarı saydamdır. Bazen kopması bile zor olur. Kalınlığı kullandığınız meyvedeki selüloz oranına göre, meyvelerin çözünme oranlarına göre tamamen fazla çözündüğü zaman selülozu fazla bir şekilde toparlar, yukarıda birikinti yaparlar. Bu sirke anasıdır. Bu selüloz kalın olması içerisindeki sirkenin, selülozun fazlası olmasından dolayıdır. Yani öyle ince veya kalın olması bilindiği gibi kaliteyle çok da ilintili bir şey değildir. Ha, kaliteyi şöyle düşünebiliriz. Fazla meyve koyduğumuz zaman içerik fazlalaşacaktır. O zaman fazla meyve koyduğumuz zaman da selüloz çok daha fazla çözünecektir, ortama karışacaktır ve bir yerde toplanacaktır. Bu zaman sirke anası daha kalın olabilir. Bu fazla meyve koyduğunuzdan dolayı olacaktır. Kalitesiyle direkt ilintili değil. Ancak yan olarak bunu düşünebiliriz. Yani kaliteli sirke fazla meyveden dolayı olmuş olabilir ki fazla meyve koyduk diye de illa kaliteli bir sirke elde edeceğiz demek de değildir. Fazla meyve koyduk, daha kalın oldu. Bazı meyveler de çok ince, zar şeklinde bir sirke anası oluşur. Bazıları daha da kalın oluşurlar. Bunlar dediğim gibi selüloz oranları ne kadar çok ortama hızlı karışırsa o kadar kalın sirke anası oluşturur. Sirke anası dediğimiz şöyle gösterebiliriz. Bu
daha önceki kurduğumuz sirkelerden birinin anası. Ancak ne anası olduğunu, ben şu an hangi sirkenin anası olduğunu hatırlamıyorum. Çok eski bir ana kendileri. Büyük anne olmuş artık. Onun için dediğim gibi kaliteyle direkt orantılı değildir. Ancak az çok her sirkede olabilme şansı vardır. Olmadığı zamanlarda olabilir. Kaliteli sirke, sirke anasıyla doğru orantılı değildir. Bazı sirkelerde, bazı durumlarda hiç sirke anası olmadan da sirkeleşme işlemi gerçekleşir. Ancak ananın oluşumu beklenirken ortamda kalan son şekerlerin de tüketilmesiyle birlikte bir tık daha asidik asidimiz yükselebilir. Sirkeler, yani meyveler dibe çökmüşse bizim aslında sirkemiz olmuş demektir. Biz hala sirke anasını beklersek belki de sirkenin içerisindeki asidik asit oranını oksijenle reaksiyona gireceği için kaybedeceğiz. Biraz daha düşmeye başlayacak. Yani bu nedenle sirke anasını beklemek zorunda değilsiniz. Meyveler dibe çöktüğü zaman zaten şeker oranları çok erken değilse, bu parantezi koyalım, zaten fermentasyon işlemi tamamlanmıştır. Yani içerisindeki şeker artık tamamen ortama karıştığı için bundan sonra artık alkol bakterilerinde yaşam şansı bulamayacağı ve bu arada çalışan asitik asit bakterilerinde sirkeleşme işlemini tamamladığı için artık bundan sonra çok çok fazla bir artı sağlamayacaktır bize. Belki ortamda kalan son şeker damlalarıyla birlikte bunların önce alkole sonra asitik asite çevrilmesi sırasında oluşacak ana sanki böyle bir tık yükseltmiş gibi düşünülebilir ama ancak öyle değildir. Toparlayacak olursak kaliteli bir sirke illa sirke anasıyla olacak demek değildir. Sirke anası olmadan da çok kaliteli sirkeler olur. Hayır, sirke anasının kalın olması ortamdaki meyvelerin içerdiği selülozun daha fazla olmasından dolayı olur. Yani bunun sirkenin kalitesiyle çok da alakalı bir konu değil. Tekrar sirke yapmak için sirke anasına ihtiyacımız yok. Ancak kullanmak elimizde varsa, bu şekilde sirke analarımız varsa daha önceden yaptığımız sirkelerden bunları kullanabilirsiniz. Ama kullanmak zorunda değilsiniz. Sirke anasını sirkeleşme sürecinin hangi aşamasında konulacağı konusunda farklı tavsiyeler var. Yani bir kısım tavsiyesi meyveler dibe çöktüğü zaman artık şekerleşme bitmiştir. Burada sirke anası konularak diğer bakterilerin oluşmasını önlenmesinden yola çıkarak bir tavsiyede bulunurlar. Yani sirke anasını der ki sirkemizi kurduk, meyveler dibe doğru çöktü. O anda sirkemizi koymalıyız. Pardon, sirke anamızı koymalıyız. Doğru, sirkemizi de koymalıyız derler. Bunun nedeni olarak diğer bakterilerin ortama hakim olmaması da yola çıkılıyor. Bu çok doğru değil. Sirke anası aslında sirkeyi kurarken baştan konulabilecek bir materyaldir. Bir maya şeklinde. Yani tam karşılığı, yani sirke anası eşittir maya diye düşünmeyelim ama bir maya şeklinde düşünebiliriz. Şöyle baştan koymamızın bize artısı şu şekilde olabilir. Selüloz içerisinde hapsolmuş olan, o kalın tabaka içerisinde kalan diğer bakterilerin dışında yüzeyde kalan bakterileri biz meyveler dibe çöktüğü zaman koyduğumuzda sadece yüzeyindeki bakterileri kullanma şansımız var. Sirke anası kolay kolay şeyin içerisinde çözünmez. Çok kalın bir selüloz tabakası oluşmuştur. Ancak işleme başından koyduğumuz zaman yaklaşık bize bir 2,5-3 ay, yani artık sirkenin oluşumuna göre, o sürece göre değişir. Son sirke oldum ben abi diyecek zamana kadar 2,5-3 aylık bir süreç önümüze koyarsak sirke anasını baştan koyduğumuz zaman bir miktar daha fazla bakteri elde etme şansımız olabilir. Ama koymadan da bunu yapabiliyoruz. Çok fazla bir artısı var mı bize? Belki parçalayarak, kurutarak kullanma şansımız olabilirse çok daha artı sağlar bize ama yani başta da koysanız ve çöktüğü zaman da koysanız
çok çok bize bir artı sağlayacağı düşünmüyorum. Yalnız söylediğim sadece meyve, çiçek, tahıl ve sebzelerden yaptığımız sirkelerde kullanımı ile ilgili konuşuyorum. Şaraptan sirke yapıyorsanız sirke anasını mutlaka baştan koymak zorundasınız. Ama yok ben şaraptan sirke yapmıyorum. Alıçtan yapıyorum, hünnaptan yapıyorum, efendim özürüm, üzümden yapıyorum, işte gülden yapıyorum, lavantadan yapıyorum gibi bir durumdaysanız çok da sirke anasını koymak veya koymamak konusunda, ne zaman koyacağınız konusunda daha doğrusu çok da fark eden bir şey yok aslında. Ama işte böyle bir efsaneler, bir mitler, bir şeyler oluşturulacak ya sirke anasını şu zaman koymamız, şu zaman eklememiz diyor. Bazı yerlerde görüyoruz. Ancak yani koymadan da sirke olduğuna göre demek ki çok çok büyük, illa da sirkeleşmek için sirke anasına ihtiyacımız var demek doğru değilmiş. Sirke anasının meyveler dibe çöktükten sonra konulmasına dair verilen tavsiyelerin peşinden gelen diğer bakterilerin oluşumunu, yani istemediğimiz bakterilerin oluşumunu engellemek tavsiyesini şöyle bir bakacak olursak. Şimdi sirkeleşme sırasında birçok bakteri devreye çıkar. Yani kontrolsüz bir işlem yapıyoruz aslında biz. Bu yaptığımız kontrolsüz işlem sırasında bazı böyle dokunuşlar, bazı püf noktalarında sihirli dokunuşlar yapmazsak zaten bu süreci doğru yürütme şansımız olmaz. Şimdi biz kötü bakterilerin ortama hakim olmasını istemediğimiz durumlarda bazı müdahaleler yapmamız lazım. Daha önce kefle küf oluşumunda bahsettiğimiz gibi karıştırmazsanız küf oluşur. Sirke anası olsa da oluşur, olmasa da oluşur. Bu sirke anasının da ilgili bir durum değildi. Yani sirke anası küf oluşumunu önüne geçecek bir yapıda değildi. Sirkemizde oksijen alamadığı bir ortamda bulundururuz. Aseton kokusu çıkmaya başlar. Bunun için de biz bunu alıp oksijenli bir ortama koyduğumuzda bundan kurtulur. Orta meyveler çöktükten sonra koysanız da olur, baştan koysanız da olur, hiç koymasanız da olur. Benim tavsiyem kurarken baştan sirke anasını koyun, bu şekilde devam edin. Sirke anasını bir kavanoza koyup üzerine sirke koyarsanız, koymasanız da olur aslında ama koyarsanız daha iyi bir koruyuculuk elde eder. Kavanozun ağzını kapatıp bir buzdolabında serin bir yerde tutarsanız, güneşten uzak bir yerde tutarsanız bu uzun zaman bozulmadan devam edecektir. Tekrardan kullanmak istediğiniz zaman alır kullanırsınız. Dilerseniz başka sirkeleri, farklı sirkelerden elde ettiğiniz anaları da aynı kavanoza koyup saklayabilirsiniz. Bir sıkıntısı yok. Bunun için şöyle bir yol izlemek gerekir. Yani oluşumun başında daha alkol bakterilerinin çalıştığı bir dönemde suyunuz azaldıysa türlü nedenlerden dolayı. Bu zamanda bir miktar şekerli su konularak sirkemizi besleyebiliriz. Sadece su koymayın, biraz da şekerli su. Yani şekerli su derken kesme şekerden bahsetmiyorum. Bal eritebilirsiniz, pekmez eritebilirsiniz. Yavaş yavaş rondodan çektiğiniz kurmayı karıştırıp suya ilave edebilirsiniz. Bu şekilde besleme şansınız olabilir. Ancak ilerleyen aşamalarda, yani artık asit bakterilerin iyice çalışmaya başlayıp da sirkenin böyle tam olma ile olmama arasındaki bir son sürece doğru gittiği zaman su ilavesi yaparsanız sirkenin asit seviyesini aşağı çekersiniz, seyreltmiş olursunuz. Şekerli su ilavesi de yaparsanız bu sefer artık çok fazla işi olmayan alkol bakterileri ortamda çok fazla hakim olmadıkları için bu şekerli su olduğu gibi kalacaktır. Hiçbir işe yaramayacak. Yalnız bu benim söylediğim bizim yaptığımız klasik sirkelerde. Yani sirkemizi şöyle kurduk, suyu azaldı. Bu dönemden bahsediyorum. Farklı sirke yapım teknikleri var. Bunları da ilerleyen videolarda anlatmaya çalışacağız. Bu bizim yaptığımız klasik sirke yöntemleridir. Biz bu şekilde sirke yapmaya alışmışız. Hep böyle gidiyoruz. Ancak bunu farklı sirke yapma metotları da vardır. Ben sadece bu şekilde ağzını tül bağlayıp da beklettiğimiz bir kavanozda daha sonra süzdüğümüz sirkeden bahsediyorum. Suyumuz azaldığı zaman işte o hangi evrede olduğunu iyi bilerek ona göre davranmamız lazım. Baştan daha
kurumuşuz, 3 gün olmuş, 5 gün olmuş, 14 güne kadar diyelim. 14 güne kadar asit şeyler, alkol bakterileri burada deli gibi çalışırlar alkol üretmek için. Bu zaman zarfı içerisinde herhangi bir nedenden dolayı su azalması olduysa, şekerli su ilavesiyle bunu tekrardan besleyebilirsiniz. Ancak ilerlemiş, 14 günü geçmiş, olmuş 1,5, 2 ay, 3 ay. Artık neredeyse sirke olmuş, bitmiş, suyu azalmış. Şimdi biz bunun üzerine su koyarsak ne olur? Yani pişmişe su katmış gibi bir şey oluruz. Çok doğru bir şey olmaz. Çok keskin elde edebileceğimiz, çok daha güzel elde edebileceğimiz bir sirkeyi suyla seyretmiş olur. Kesinlikle hiçbir zararı yoktur. Onlar doğanın dönüşümü, herhangi bir organik maddenin tekrardan çözünerek, bozunarak toprağa, doğaya karışması sırasında işlem gören bir canlıdır. Hiçbir şekilde insanlara bir zararı yoktur. Ne larvasının, ne yumurtasının, ne kendisinin hiçbir şekilde insanlara zararı yok. İkisi alakasız konular. Yani sirke sineği var diye kaliteli bir sirke oluştu veya sirke sineği oluşmadı diye kalitesiz bir sirke oluştu demek doğru olmaz. Sirke sinekleri zaten sirkeyi kurduğunuz zaman bir şekilde gelirler bulurlar onu. Çok böyle kapalı kutular içerisine, dolaplar içerisine koymadıysanız sirke kavanozunuzu onlar gelirler bir şekilde sizi bulurlar zaten. Şimdi bunun %90-95'i sirke sinekleri alın, uçuşuyor mesela şurada komple her tarafı sirke sineği şu an. Geliyorlar buluyorlar bizi maalesef. Onun için çok fazla bunlardan dert etmeyin. Dediğim gibi bunların zararı da yok hiçbir şekilde. Kapalı bir ortamda biz sirkemizi yapmak istiyorsak yani aman sinekler oluşmasın diye bunlardan kaçırmak için bir yere koyuyorsak belki sirke sineklerinden oluşumundan kurtulabilirsiniz. Ancak yani sirke sineği olmadı diye kaliteli bir sirke olmaz demek doğru değil. İkisi farklı konulardır. Yani sirke sineği oluşmuş ancak yani çok kalitesiz, çok böyle asitik asit seviyesi çok düşük, su gibi olan sirkelerin de üretildiğini, ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi sirke sineği var. Hani kaliteli sirke, sirke sineğiyle beraber oluyordu. Hayır, sirke sineğinin tek işi organik maddeleri çözünmesini hızlandırmaktır. Bu nedenle onlar bir şekilde çıkar gelir bulurlar sizi. Bu sirke sineği yüzünden sirkeniz kaliteli olur demek değil. Sirkemizde 3 tür kurt görme şansımız var. Birincisi sirke nematotları, ikincisi meyve sineği larvası, üçüncüsü sirke sineği larvası. Sirke nematotları sirke oluşumu sırasında mutlaka oluşurlar. Yani siz görseniz de görmeseniz de o sirke nematotları mutlaka vardırlar. Çünkü bunların tek görevi asitik asitlere vektör oluşturmaktır. Yani asitik asitlerin ortamda yani doğanın içerisinde herhangi bir başka yere taşınması konusunda vektör olarak çalışırlar. Bu nedenle sirke oluşumunda, doğal sirke oluşumunda mutlaka vardırlar. Hatta ticari sirkelerde de vardır. Bunlar daha sonradan süzülür, öldürülür, belli kimyasallar katılarak bunlar ortamdan uzaklaştırılır. Zararları yoktur, hiçbir zarar yoktur insanlara. Tek görevleri asitik asit bakterilerinin vektör olarak ortamdan ortama taşınmasını sağlamak. İkinci görebileceğiniz meyve sineklerinin larvası. Bunlar şöyle olmuş olabilirler. Sirke kurulumu sırasında ilk başta kurduğunuz zaman kullandığınız meyvelerin içerisinde meyve sineklerinin yumurtası olabilir. Bu meyve sineklerinin yumurtası yani bir şekilde sirke kurulumu sırasında çatlamış olabilir ve larvalar ortaya çıkmış olabilir. Yani çok zor bir ihtimal olmakla beraber gördüğümüzde oluyor bunları. Üçüncü larvalarda sirke sineklerinin larvasıdır. Yani herhangi bir şekilde tülden içeriye, yani bu sirkeyi kurduğunuz zaman koyduğunuz tülden içeriye sinek girerse bunun içerisine larva yumurta atar. Bu daha sonra çatlayarak ortaya çıkar ve siz sirkenin içerisinde larvalarınızı görürsünüz. Bu üç tane larva üçü de zararsızdır. Sirke nematotları, meyve sineği larvası ve sirke sineği larvası. Ancak bunlar canlıysa bir sıkıntı yok. Bunlar ölüyse ölüm süresine göre toksik madde üretme durumları olabilir. Çok ölü larvalar görüyorsanız sirkenizde biraz endişe eder misiniz, etmez misiniz? Artık takdir size kalmış ama yani çok büyük bir sıkıntı yaratmamakla birlikte toksik maddeler de üretirler.
Çünkü bir bozulma süreci içerisinde, çünkü ölü bir organik madde var orada. Bir şekilde bu ortadan kalkması lazım. Ortadan kalkarken de toksik maddeler üretme durumu olabilir. Bunun dışında canlı larva görüyorsanız çok da korkmayın. İstiyorsanız uzaklaştırın, istiyorsanız bırakın da kalsın. Hiç problem de değil. Sirkenin içerisindeki maddelerden biri asitik asittir. Yani dilinizle tattığınız zaman mutlaka size farklı bir duygu verecek bir asittir. Bu nedenle sirkeyi tadım testinden geçirerek olup olmadığı konusunda anlama şansınız olabilir. Bununla birlikte koku testi de yapabilirsiniz. Sirkeyi koklayarak ve tadarak oldu mu olmadı mı anlama şansınız var. Bunu tadarsınız, asitik asit zaten size bunu hissettirir. Koklarsınız, aynı şekilde yine asitik asit size ben buradayım, ben oldum kardeşim der. Bu size ne fayda sağlar? Sirkeni çok fazla bekletmek asitik asit seviyesine düşüreceği için bir kere oldu mu olmadı mı konusunu çok rahat anlama şansınız olabilir. Ondan sonra aylarca sirke nasıl oluşsun diye bekleyen arkadaşları görüyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Yani işlem bittiyse, asitik asit oluştuysa, sirke oluştuysa artık bunun süzülme işlemi zamanı gelmiştir. Bunu fazla bekletmenin bir esprisi yoktur. Bunun için koku ve tadım testi size iyi sonuçları verecektir. Bu konuda biraz uzmanlaşmaya çalışın. Kaliteli sirkenin nasıl koktuğunu, nasıl bir tada sahip olduğunu veya kendi istediğiniz seviyede bir sirkenin nasıl olduğunu kendiniz çok daha rahat anlayabilirsiniz. Koklarsınız, tadarsınız ve sonuç ortaya çıkar. Devam edersiniz veya orada süzme işlemine başlarsınız. Sirkemiz oldu. Artık bundan sonra süzme işlemine geldik. Önce sirkemizi elimize aldığımız zaman zaten böyle bir yapı oluşmuştur. Üst tarafta sirke anası vardır. Alt tarafta çözünmüş ve artık tamamen şekerini kaybetmiş meyveler dibe çökmüştür. Bu biraz suyunu kaybetmiş. Bu 6 ya da meyve 7 meyveli bir sirkem oluştuğu sirke anası ve meyveler burada. Şimdi bunu süzerken ne yapacağız? Önce sirke anamızı alacağız, bir kavanoza koyacağız. Daha sonra burada çeyrek size kalmış. Şöyle. Şimdi meyvelerin üstüne şunu. Meyveler dibe çökerken buradan dipten yukarıya doğru farklı tortu seviyeleri vardır. Bunlar çünkü yavaş yavaş dinlendikçe dibe çökmeye başlayacaktır. Bu dibe çökmeleri en az posaya, en az partiküle sahip olan yer yukarıdadır. Siz bunu nasıl istediğinize bağlı, nasıl istiyorsanız, yani ben posasız bir sirke istiyorum veya benim için de posaların olan bir sirke çok daha makbuldür diyorsanız, ona göre alırsınız, sirke anasını dikkatlice alır, kavanoza koyarsınız, bunu bir kenara koyarız. Ondan sonra üst taraftakileri fazla dibi hareketlendirmeden, yani partiküller yukarıya doğru çıkmadan yavaş yavaş alabildiğiniz kadar farklı bir yere alıyorsunuz. Bu çok daha duru bir sirke oluşturur size. Ondan sonra alttakilere de bir kevgire, bir delikli metal süzgece nasıl istiyorsanız, isterseniz bunu direkt süzersiniz, partiküllere içerisinde kalır, geçer. İsterseniz 2 kat, 3 kat, 4 kat. Siz bilirsiniz, sizin tercihiniz o. Nasıl istiyorsanız, dokuyu nasıl istiyorsanız, yani şöyle şeffaf, şunun rengine bakar mısınız ya? Yani şu şeffaflıkta bir, bu hünnap mıydı? Evet, hünnap sirkesi. Bu şeffaflıkta bir sirke elde edip de koyabilirsiniz. Zaten zaman içerisinde bekledikçe bu partiküller dibe çökecektir. Bu 5 aylık bir sirke. Dibe çökmüş, içe yukarısı tamamen kendi renginde, altın, soluk altın sarısı bir renkte oluşmuş. Bunu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz dediğim gibi 2 kat, 3 kat, isterseniz 2 kere, 3 kere, 4 kere tamamen size kalmış bir şekilde süzersiniz, alırsınız kavanozunuza, şişenize, nereye koyacaksanız artık ben bulmaktan, şişelerden
temin etmekten artık yoruldum. Her bulduğum kavanozu, her bulduğum şişeye sirke, tabi yüzlerce çeşit sirke çeşidi kurunca böyle oluyor. Artık bu şişelere koyuyorum. Meyve suyu şişelerine koyuyorum. Cam kavanozlara koyuyorum. Bulduğum bütün kavanozlara sirkelerimi süzüp koyuyorum. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz partiküllü koyarsınız. İsterseniz tamamen süzer koyarsınız. İsterseniz iki defa, isterseniz üç defa, ne kadar isterseniz o kadar süzersiniz. Bekletmeye alırsınız. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz. Ancak önce anayı alacaksınız. Ondan sonra süzme işlemine geçeceksiniz. Olsa isterseniz tekrar sirke kurmakta kullanabilirsiniz. Yani su ve şeker takviyesi yaparak ikinci kere sirke kurarsınız. Devam edersiniz. Ancak bu zaman da su içerisinde eriyen B grubu ve C grubu vitaminlerin çok fazla içerisinde kalmayacaktır. Ama bunun dışında yağda eriyen vitaminler, amino asitler kalacaktır. Ama ilki kadar çok iyi kaliteli bir sirke olmaz. İsterseniz bunu tekrar kullanma şansınız var. İsterseniz temizlikte kullanma şansınız var. Tamamen sizin tercihiniz, ancak tekrardan kurma durumunda olacağınız bazı meyveler var. Bazı meyvelerde olmuyor. Yani hep bu kavanoza elim gidiyor. Bunun içerisinde armut var, şeftali var, incir var. İki armut çeşidi vardı, iki elma çeşidi vardı. Hünnap var, alıç var. Şimdi bunların birçoğu artık erimiş. Kendine şey yapıyor. Özellikle elma sirkesi tamamen böyle kötü bir hale gelir. Bu da incir sirkesi. Artık incirler tamamen erime noktasına doğru gitmişler. Erimediyse, yani böyle, evet, en güzeli burada gösterebiliriz. Alıçlar genelde sert meyve olduğu için kolay kolay erimiyorlar. Erimedikleri için de tekrardan sirke kurmak için bize güzel bir posa oluşturuyorlar. İkinci kere kurun. Üçüncü kere kurun, temizlik yapın. İsterseniz iki kere, üç kere, dört kere kurun, temizlik yapın. İsterseniz ikinciye kurun için hiç önemli değil. Yani sadece biraz daha düşük içeriğe sahip olan sirke elde edersiniz. Yani birincideki kaliteyi bulma şansınız olmaz ama yine de tekrardan güzel bir sirke elde etme şansı bulabilirsiniz. İsterseniz posayı rondodan geçirirsiniz. Rondodan geçirirsiniz. Bunların çok güzel bulaşık deterjanı yapma şansınız var. Çok güzel metal kaşıkları, metal mutfak eşyalarını parlatabileceğiniz çok güzel bir cila elde eder. Sirkeyi saklarken oksijenden mümkün olduğunca uzak tutmanız gerekir. Çünkü oksijen asitik asitle reaksiyona girerek asitik asit seviyenizi aşağı çeker. Sirkenizin de asitik derecesi düşer. Sirkeyi süzdükten sonra saklarken şişeleri ağzına kadar tamamen doldurup silme. Ağzına kadar doldurup tamamen oksijen girmeyecek bir kapakla kapamanız lazım. Yani bu şekilde üstü açık bir sirke kavanozunda sirke bekletilmez. Bu bir müddet sonra bir su haline gelecek. İçerisinde hangi meyveyi kurduysanız onun içeriği, hangi sebzeyi kurduysanız onun içeriğin olduğu bir su haline gelecek. Asitik asit veya sirke özelliğini tamamen yitirmiş olacak. Bu tarz olası denk getirme şansımız olmayabilir. Belki şişeledikten sonra bir miktar böyle bir fazlalığımız kalacaktır. Ya başka sirkelerle karıştırıp tekrar bunu ağzına kadar doldurarak kapatabilirsiniz. İsterseniz de bunu hemen kullanırsınız. Bu sirkeyi yani illa bekletirseniz kaliteli bir sirke olur. Sirkeyi bekletmek zorunluluğu kalitesini, rehavetini, aromasını, daha kaliteli, daha böyle oturaklı, daha dişe dokunur, boğaza gelir bir sirke oluşturabilmek için yapıyoruz. Yani istersek hemen süzeriz, sirkemizi kullanırız. Problem değil. Ancak bekletirsek, yıllandırırsak çok daha güzel bir kaliteli bir sirke elde etmiş oluruz. Doğru saklama şartlarıyla. Dediğim gibi mutlaka ve mutlaka böyle boşluk bırakmadan kavanozlarınızı, şişelerinizi doldurmanız lazım. Böyle kalıyorsa hemen kullanın. Ya da başka artan sirkelerle karıştırıp farklı aromalara sahip bir sirke elde edip de saklayabilirsiniz. Oksijenden uzak tuttuğunuz zaman bu sirkeyi ömür boyunca saklama şansınız var. Ben patlayanını görmedim. Ancak alkol fermentasyonu tamamlanmadan önce süzülen sirke şişeleri alındığı zaman burada
alkol üretimi devam edeceği için, yani ortam bulacağı için, kapalı bir ortam bulacağı için alkol bakterileri burada çalışmaya devam edecek. Çalışmaya devam ettikçe karbondioksit üretecek. Bir iç basınç oluşturacaktır. Ancak bu iç basınç şişeyi patlatacak kadar olmaz. Belki kapağı yerine oynatacak kadar olabilir. Yani patlamaz ama fermentasyon tamamlanmadan sirkeyi süzmemek gerek. Farklı damak zevkinize göre sirkeler oluşturabilirsiniz. Ancak bunların içerisine koyduğunuz katı maddelerin birbirleriyle olan etkileşimleri, yani içeriğindeki maddelerin etkileşimlerini iyi bilmeniz lazım. İsterseniz ayrı ayrı sirkeleri yapıp bunları kendi aralarında birleştirme şansınız var. Bunları da kendi damak zevkinize göre az ondan gibi koyarak farklı bir lezzete, aromaya sahip bir sirke oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi karıştırabilirsiniz ancak birbirleriyle olan etkileşimlerini çok iyi bilmeniz lazım. Oluşturacakları sinerjiyi çok iyi bilmeniz lazım. Oluşturabilecekleri negatif reaksiyonları çok iyi bilmeniz lazım. Bunları bildikten sonra çok güzel kaliteli sirkeler yapma şansınız olabilir. Ancak dediğim gibi sirkeleri karıştırırken ortaya çıkacak oranları çok iyi de bilmeniz gerekir veya onları çok iyi ayarlamanız gerekir. Nasıl ayarlayabilirsiniz? Onu biraz tamamen sizin kendi profesyonelinde, kendi uzmanlığınıza kalıyor. İsterseniz ayrı ayrı sirkeler yapıp karıştırın. En güzeli böyle. Kaliteli dediğimiz bir sirke bir şifa kaynağıdır. Ama nasıl kullandığınıza, nasıl onu vücudunuza aldığınıza ve içerisindeki etken maddelerinizin vücudunuza zararlı olup olmamasıyla, faydalı olup olmamasıyla ilintilidir. Yani kemik erimesi yapar konusunu şöyle cevaplamaya çalışalım. İleri derece kemik erimesi olan hastalarda düzenli sirke kullanımından sonra kemik erimesinin durduğuna dair raporlar var. Bir takım çalışmalar var, bir takım araştırmalar var. Yani sirke kemik erimesi yapar iddiasına karşısında ileri derece kemik erimesi olan insanların düzenli sirke kullanmasıyla bu kemik erimesini durdurduğunu görebiliyoruz. Yani dediğim gibi sirke şifa kaynağıdır ancak içerisindeki etken maddenin sizin vücudunuzdaki oluşturabilecek bir reaksiyonda nasıl etki edeceğine bağlıdır. Şifa, gördüğünüz gibi her aldığınız şeyden elde edemeyebilirsiniz. Sizin vücudunuz, sizin metabolizmanız farklı olabilir. Birine yarayan bir şey başka birine yaramayabilir. Birine şifa kaynağı olan bir sirke başkası için çok ileri derecede hasta edebilecek bir ürün olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi bu sağlıkla ilgili konularda farklı bir video yapacağımız için çok sağlık konusuna girmiyorum ama son dönemlerde özellikle kemik erimesiyle ilgili bir takım bilgiler ortaya atıldığı için ufak bir değinelim istedim. Ama bundan sonraki videolarımızı da takip ederseniz sağlık yönünden sirkeleri ele almaya çalışacağız. Hangi sirkeleri nasıl yaparsak hangi hastalıklara karşı etkili bir koruma, tedavi yöntemi olarak kullanma şansımız olabileceğini göreceğiz. Bir programın daha sonuna geldik. Doğal Düşün TV'yi izlemeye devam edin. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın, sağlıklı kalın.